Beni kırmayıp geldiğiniz için size teşekkür ederim sultanım. Benim için zevkti Hürrem. Yüce gönlünle yüzlerce fakir fukaranın duasını aldın. Herkes senden bahsediyor. Hatunlar seni görebilmek için birbirlerini ezeceklerdi neredeyse. Sultanım, insanlar beni çok yanlış tanıdı. Zira mahsus ile tanıtıldım. Bu yanlışı düzeltmek vakit alacak elbette fakat kararlıyım. Herkes bir cadı olmadığımı anlayacak. Hayırlı geceler Hürrem. Size de. Sağ olun. Dur. Sultanım. Validem. Bana burada olduğun söylenince merak ettim. Hatunun neyi var? Ciddi bir şey yok validem. Üşütmüş biraz. Geçmiş olsun. Sağ olun sultanım. Bağışlayın, kalkamadım. Mühim değil sen yat. Bir şey mi oldu validem? Hiç, seni görmek istemiştim. Yarın konuşuruz. Şehzadem. Nazlı. Buyurun sultanım. Cihangir nasıl? Şehzadelerimizle birlikteler. Güzel. Nurbahar Hatun'la sen alakadar olmuşsun, öyle değil mi? Sultanım ben... Konuş. Nedir Hatun'un rahatsızlığı? Şehzademizin dediği gibi üşütmüş... Sebep! Melauna. Bana hakikati söyle, aksi halde seni kapının önüne koyarım. Vallahi benim bir suçum yok sultanım. Bana ne emir buyurulduysa ben onu yaptım. Sen şunu en başından anla. Validem, ne olur dinleyin beni. Sakın ağzını açayım deme. Bütün hincimi senden alırım şimdi. Ne oluyor validem? Gözlemi neden yolladınız? Kabahatini bilmiyorsun sanki. Ben söylemedim. Beni hayal kırıklığına uğrattın Mehmet. Senden böyle bir şeyi beklemezdim. Ben sadece onu korumak istedim. Seni en başında ikaz etmiştim. Buna rağmen yanıma gelseydin elbet bir çözüm bulurdum. Fakat siz arkamdan iş çevirmeye tercih ettiniz. Nurbahar nerede validem? O iyi, merak etme. Fakat bundan sonra onu asla görmeyeceksin. Hatun gebe değil. Müsaade edin gelsin. Madem büyüdüğünü söylüyorsun. O halde hatalarının bedelini razı geleceksin. Şimdi dairene dön Mehmet. Dairene dön. Valide, ben sadece kardeşimi korumak istedim. Sen evvela kendini korun Mihrim'a. İkiniz de benden gizli bir şey yapmamayı öğreneceksiniz. Öğreneceksiniz. Elçi ile olan görüşmenin zaptını hünkârımıza vermedin mi? Verdim sultanım. Okudular. O halde neden hünkârımız İbrahim Paşa'nın yanında? Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Hünkârımız beni de çağırır. Okuduklarıyla alakalı daha fazla malumat ister diye düşünmüştüm sultanım. Fakat öyle olmadı. Bir başkası olsa çoktan kellesi giderdi. Fakat İbrahim Paşa ne yaparsa yapsın bağışlanıyor. Bu ne güzellik böyle. Nice canla yakacaksın belli. Teveccühünüz sultanım. Mihrimah buralarda mı? Onu da görmek isterim. Evet, dairesindedir. Nazlı sultanımıza refakat et. Kendisi de geldi. Mihrimah gel.
Esma'yla tanış. İsminizi çok duydum. Öyle mi? Ne söylüyorlar hakkımda? Çok güzel olduğunuzu söylemişlerdi. Haklıymışlar. Ben Süleyman. Av olmadan avcı olan. Avı sanat gibi, matematik gibi yıldızların hareketine göre kuran. Yıldız haritalarından kalbin haritasına bakan. Karanlıkta yolunu bulan. Duyduğu müzikle avlanan. Kemanın yayı ile vurulan. Hep aradığı yarısını, arkadaşını Manisa'da avda bulan, yalnızlığı dinen Süleyman. Muhibbi der ki, dostum, ben gönlümü senden yana gönderdim. Onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil. Ey yay kaşlı, okun ne zaman göğsümden yana doğrulsa, o okun ucundaki demirden yana göğüs germezsem erkek değilim. Gönlümü aldın. Şimdi maksadın canım ise ben canımı ve başımı çoktan senin yoluna koydum. Süleyman, iyi misin? Hünkârım, ne iyi ettiniz de geldiniz. Şeref verdiniz. Beyhan neden gelmedi hala? Sahi haber yok mu? Bugün yarın gelir. Ben de çok özledim. Siz benim hünkârımsınız. Ama artık abim değilsiniz. Ailem değilsiniz. Hürrem, gidelim. Nasıl arzu edersiniz? Hünkârım, kalsaydınız biraz daha. Daha sonra gelirim. Biz de gidelim. Sizi bırakmam. Odanız da hazır. Bu gece Lütfi Paşa'yla birlikte burada ağırlayacağız sizi. Peki, tamam. Neyin var Süleyman? Hasta mısın? Sofrada iyi değildin. Bu halin beni korkutuyor. Telaş etmeye yorgunum biraz. İbrahim Paşa'yı gördün değil mi? Nasıl da yüzü gülüyor. Kibri gözlerinden akıyor. Onca hariseden sonra nasıl ona böyle yakın davranırsın anlamak mümkün değil. Uyumak istiyorum Hürrem. Gel. Sultanım. Zümrüle, ezan okundu mu? Daha vakit var sultanım. Hünkârımız gönderdiler beni. Sizi çağırıyorlar iftar için. Nazlı. Buyurun sultanım. Hemen mavi kıyafetimi hazırlayın. Emredersiniz sultanım.
Sümbüla, Ayaz Paşa'yla görüştün mü hiç? Bugün hiç görmedim kendilerini sultanım. Neden sual ettiniz? Kimseye itimadım kalmadı artık. Belki o da İbrahim Paşa'ya hizmet ediyordur. İhtimal vermem sultanım. Zira öyle olsa elçilik müzakeresi zabıtlarını hiç vermezdi. Bir işe yaramadı ki. Hünkârımız hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Belki de hiç vermedi. Zümbül dikkatli olmalıyız. Burnuma kötü kokular geliyor. Bu sessizlik hayra alamet değil. Gel Pargalı, otur. Hünkârım. Paşam. Hünkârım, Hızır Aleddin Paşa'nın söylediğine göre donanmamız Nisan ayında hazır olurmuş. Hala. Malkoçoğlu Bali Bey'e haber yolladım. Malumunuz Boğdan Voyvodası ödemesi gereken haracı vermedi. Malkoçoğlu gidecek, bizzat görüşecek. Derdi neymiş anlayacağız. Malkoçoğlu nasıl? Haberlerini alıyorum sultanım. Sınır boylarındaki vazifesini layıkıyla yerine getiriyorum. Öyle sadık yiğit beyler her daim yetişmiyor. Doğrudur. Şah Sultan'la da Hatice Sultan'la olduğu gibi eskiden tanışıyorsunuz, değil mi paşam? Doğrudur sultanım. Fakat kendisini uzun yıllardır görmüyordum. Yüce iradenizle kendinizden dahi koruduğunuz bu zat her kimse ancak siz buyurken infaz edilmeli. Hünkârım. Seferden evvel Hatice Sultanım ve evlatlarımla birlikte Edirne'ye gitmek isteriz. Siz de münasip görürseniz. Elbette Pargalı. Hünkârım, ben müsaadenizle daireme dönmek isterim. Cihangir rahatsızdı biraz. Geçmiş olsun sultanım, nesi var? Ciddi bir şey değil fakat merak ettim. Hünkârım. Çekilebilirsin. Hünkârım. Thank you.
İbrahim yine hünkârımızın en gözde paşası olmuş. Ne yapsan bir türlü değişmiyor bu. Yoksa canınızı sıkacak bir şey mi dediler? Sümbülo. Hürrem Sultanımızla görüşmem lazım. Hayırdır inşallah. Bu vakitte. Ya sana ne hayrından şerrinden? Sultanımızı uyandır çabuk. Aa, olmaz şimdi. Ne diyeceksen sabah deyiver. Ya saburu ya rahim. Uyandır sultanımıza. Nazlı. Ne oluyor orada? Sultanım, Sümbülo'ya geldim. Diyecekleri varmış size. İyi, çok şükür. Fakat az evvel öyle bir şey gördüm ki vallahi yer yerinden oynayacak. Sümbüla, söylesene ne oldu? Herkes çıksın. İbrahim Paşa. Nihayet hünkârımızın gazabına uğramış. Kum feyekûn. Ne diyorsun sen? Nasıl? Cellatları gördüm. İbrahim Paşa'nın naaşını götürüyorlardı. Sümbüla. İbrahim Paşa olduğundan emin misin? Vallahi kendi gözlerimle gördüm. İbrahim Paşa'ydı. Sultanım, ben de
size haber vermeye geliyordum fakat görüyorum ki elim haberi almışsınız. Nasıl oldu bu? Sultanım hünkârımızın takdiri. Nasıl olur anlamıyorum. Hünkârımız İbrahim Paşa'ya çok güvenirdi. 14 yıldır vekili mutlak olarak her işine emanet etmişti. Evet, nasıl olmuş? Neden idam edildi? Hem de böyle aniden. Neler olduğunu asla bilemeyiz. Belli ki hak ettiği bir ceza bu. Zira hünkârımız böyle bir karar verdiyse doğrudur. Bunu sual etmek bizlere düşmez. Kim bilir Hatice Sultanımız şu an ne haldedir? Allah sabır versin. İbrahim Paşa herhangi biri de değil. Böylesine büyük bir devlet adamının bu şekilde böyle can vermesi. Bu devletin nice paşaları, beyleri var. Biri gider, diğeri gelir. Allah babanızı bu milletin başından eksik etmesin. Amin. Sultanım, size Allah'tan sabrediliyorum. Başınız sağ olsun. Senin yüzünden öldü İbrahim. Senin yalanların, senin iftiraların yüzünden öldü. Sultanım, acınızı anlıyorum. Fakat ben... Allah kahretsin seni! Sultanım! Bu sıraya geldiğin güne lanet olsun! Hatice. Her şeyi yakıp yıktın, yok ettin! Hatice. Sultanım, bu hadiseyle benim bir alakam yok. Hünkârımızın kararı. Senin fikrelerin yüzünden öldü! Senin yalanların yüzünden. Elimi yakan da olacak Hürrem. Ben nasıl cehennem ateşlerinde yanıyorsam sen de yanacaksın. Canımı al diye yalvaracaksın ona. Odana dönebilirsin Hürrem. Sultanım, Ayaz Paşa Vezir-i Azam tayin edildi. Bundan böyle divanda size muhalefet olmaz. Onu ikaz etmiştim Sümbül. Hem de defalarca. Fakat İbrahim Paşa benimle savaşmayı tercih etti. Nihayetinde ikimizden biri kaybedecekti.
O ben olmadığım için Mesut'um. Rüstem Bey'e haber yolladın değil mi? Derhal gelsin, onu hemen divana sokmalıyız. Çağırdım sultanım, merak buyurmayınız. İlaveten Şah Sultanımızın zevci Lütfi Paşa da Rumeli Beyler Beyliği'ne tayin edildi. Ala. Kendisine tebriklerimi iletiriz. Ayrıca hakkında teferruatlı malumat isterim. Emredersin sultan. Sultanım, vallahi hala inanamıyorum. Sanki İbrahim Paşa bir yerlerden çıkacakmış gibi. Sümbül, bu benim zaferim. Benim zaferim. Söz verdiğim gibi düşmanlarım bir bir bana yaptıklarının bedelini ödüyor. Harem bir yana, bütün cihan önünüzde diz çökecek. Dünyayı siz yöneteceksiniz.